TV ekranlarından Endülüs Park AVM'den Keyifli Sohbetler programından siz ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize ve Endülüs Park AVM'de yine bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada birbirinden değerli, birbirinden özel ve birbirinden önemli kişilerle sizlerin karşınızdayız. Kimler bu kişiler? İsterseniz birer birer tanıyalım. Öncelikle Emelya Konfeksiyon Tekstil Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve modacımız Yaşarye Doğan hanımefendi bizlerle. Ardından Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçımız, yine değerli dostumuz Demet Orhan hanımefendi bizlerle. Ve yine bu gece özellikle üç bayanın arasında biraz terleyecek olan, öyle değil mi Aydan Bey? Aydan Ay Beyefendi, plastik, estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahisi uzmanı Sayın Doktorumuz Aydan Ay bizlerle. Neler konuşacağız? Yine başarılar, arkadaşlık, dostluk, Bursa aşkı, Bursa sevgisi diyeceğiz. Dilerseniz ben lafı daha fazla uzatmayayım ve sevgili Yaşarye Hanımefendi'den başlayalım sohbetimize. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz? Şimdi Yaşarye Hanım'dan başlayalım dedim. Yaşarye Hanım, öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Sizi aradığım zaman iki değerli arkadaşınızla birlikte programımıza hemen iştirak ettiniz. Çok nazik, çok zarifsiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu nazik ve güzel davetiniz için çok sağ olun. Şimdi özellikle sormak istediğim, kendinizden bahseder misiniz diyeceğim. Emelya Konfeksiyon Limited Şirketi dedik, yönetim kurulu üyeliği dedik, bir modacı tarafımız, bir iş kadını tarafımız var. Yaşarye Doğan kimdir? Kısaca birkaç cümleyle alalım sizden. Şimdi, bazen o kadar çok şey birikir ki anlatmakta zorlanmaya başlarsınız. Çünkü bu hayatta nasıl adım attığınızla çok alakalıdır. Biraz yapım itibarıyla birçok şeyi yapma gayreti içindeyim esas işimin dışında. Tabii ki Emelya'nın kurucusuyum, moda tasarımcısıyım. Yurt dışında moda tasarım eğitimi alarak geldim. Ama çok önemli izler de bıraktım doğmuş olduğum topraklarda. Çünkü benim iş hayatım ve kariyerim orada başladı. Evliyim, bir çocuk annesiyim ve muhteşem Allah'ın bir karşısında. Kızım var. O da moda tasarımcısı. Ve hep beraber yol almaya devam ediyoruz. Emelya'nın yanı sıra Lou markasını, Lou Design Studio'nun fikir sahibiydi kendisi Emel Doğan Sezginer. Ve çok güzel ve emin adımlarla kendi bünyemizin içinde ama tamamen onu yönetmiş olduğu bir yeni bir marka doğmuş oldu. Onun yanı sıra tabii ki birçok daha projeye adım atıyoruz ama daha bebekler. İnşallah ileriki günlerde onların da müjdesini vereceğiz. İnşallah diyelim. Başarı hikayelerinize zaten birer birer değineceğiz. Ama ben şimdi müsaadenizle Demet Hanım'a söz vermek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz programımıza. Demet Hanımcığım, yine sizden de kısaca kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Ben de bu güzel davet için öncelikle size, Yaşar Yanma, teşekkür ediyorum. Hep birlikte burada bulunmak benim için de çok güzel oldu. Ne mutlu. Bu güzel ortamda. Demet Orhan bir oyuncu. Ama artık az önce düşündüm. 20. yılım olmuş benim de oyunculukta. Evet. Daha nice 20 yıllara şey geliyor ama yılları düşününce 20. yılım olmuş bu yıl. 97'den bu yana Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu olarak oyunculuk yapıyorum. Ne anlatabilirim birazdan bilmiyorum. Zaten o kadar çok şey konuşacağız ki. Efendim? Birazdan çok şey konuşacağız. Evet. Başarı hikayelerinizi konuşacağız en önemlisi. Ama ben şimdi Aydan Bey'e sormak istiyorum. Aydan Bey, tekrar hoş geldiniz. Yine sizden de kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Doktor Aydan Ay, ben estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanım. 24 yıldır Bursa'dayım. Buraya ihtisas için gelmiştim. Sonradan kısmette kalmak varmış. Kaldık. Yaşarye Hanım'ın telefonu üzerine ben de atlayıp geldim. Kendisi kıramayacağımız bir insan. Demet Hanım'ın da burada olduğunu öğrenince ona da çok sevindim. Eskiden, çok eskiden bir tanışıklığımız var. Bir tanışma hikayeniz var. O konuya da değineceğiz aslında. Evet. Kaç yıl olmuş? 10 yıl. 10 yıl olmuş.
Ben o zaman devlet hastanesinde çalışıyordum, Bursa Devlet Hastanesi'nde. Demet Hanım da bir kaza geçirmiş, trafik kazası. O zaman ilk müdahalesini biz yapmıştık, o zaman tanışmıştık. Ama bu akşam direkt tanıdınız siz Demet Hanım'ı, çok ilginç. Değişmemiş mi, yaşlanmamış mı, ne yok, diyelim? Maşallah burada herkes yaşsız yani. Değil mi? Herkes dip frizde gibi hiç yaşlanmıyor. Aa, ne güzel tabir. Yani siz de dahilsiniz. Teşekkür ederiz. ben de çok teşekkür ederim, burada bulunmak çok güzel. Çok harika bir ev sahipliği de yapıyorsunuz. Çok teşekkür Sağ olun. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle, o zaman arkadaşlık demişken, bu dostluk hangi yıllara dayanıyor? Nasıl tanıştınız? Neler vesile oldu? Yollarımız bir yerlerde kesişiyor. Özellikle Demet Hanım'la zannediyorum çok önemli bir projeyi de beraberdik biz ve oradan dostluğumuz başladı. Hatta o kadar insan, bazı dostlar ve kişiler gönlünüzde yer edinirler ki onlar uzak dahi olsa hiç oradan yerini terk etmezler. Onu konuştuk hatta dün. Evet. Envy Van House'lu bir proje yaptık biz. Uyuşturucuya hayır defilesi evet. yaptık. Mesaj vermek istedim ben özellikle modacı olarak. Çok etkilenmiştim ölümünden. Çünkü Amy Winehouse çok genç bir yaşta ama çok başarılı olan bir dünya starıydı. Nasıl olur da bu kadar başarı elde edip 5-6 tane Grammy alan bir kişi nasıl bir maddeye yenik düşebilir diye çok etkilenmiştim. Ve kesinlikle daha o an karar vermiştim. Bundan ilgili bir proje yapmak istiyorum diye. Tabii ki daha sonraki yıllarda bir şekilde bu proje hayata geçtiği zaman Demet Hanım da bu projemizin içinde Amy Winehouse'un hayatını canlandırdı sahnede. Çünkü onun yükselişleri, çöküşleri, heroinle yenik düşmesini çok da güzel ve etkileyici bir şekilde sahnede yer aldı ve o bizim kalplerimizde, ruhlarımızda o kadar kaldı ki ve gelen tüm izleyiciler de en büyük övgüyü aldı o zaman Demet. Aslında bu tür Orhan, sosyal evet, sorumluluk çok... projelerinin en önemli tarafı da bu değil mi? Doğru mesajı verebilmek ve mesajın gerçekten doğru kişiler tarafından yönlendirilmesini sağlamak. Burada çok doğru bir tespit yapmışsınız aslında. Demet Hanım'ı bu noktada bu gönüllülükle yer almasını sağlamakla değil mi? Evet, çok teşekkür ediyorum. O projede bana ulaştı Yaşar Yanım ve ilk tanışmamızın vesilesi oldu. Ama her zaman için mesleğini çok seven ve çok başarılı bir hanımefendi Yaşar Hanım ve onu tanımaktan ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. Güzel bir projeydi. Her şeyiyle bu projede, yani her şeyiyle ön plandaydı Yaşar Hanım'da. Hayır, hep beraber. Biz aslında mesaj vermek istedik. Evet. Çünkü bizim toplumumuz ne kadar daha sağlıklı yetişiyorsa o kadar daha vasıflı bir ülke insanına sahip olacağız ve o ülke insanı da bizi ileri götürecek. Aydan Bey'le de öyle. Yine projeler, aslında biz Balkan Siyat ve Balnet grubunun içindeyiz ama nedense demek ki yanımda çok güzel dostlar var ve çok güzel kalpler var ki bu fikirlerin birer parçası oluyorlar ki yine son bir organizasyonda bir arada olduk ve ödül sponsorumuz oldu Bursa Fashion Week'te. Bakın, işlerimizin dışında beni konuşurken aslında eşit değerde arkadaş ve dostlarımız var ve bireyler var. Tek işinin dışında faydalı olmaya çalışan Aydan Bey'le de öyle tanıştık. Kendisi bahsetsin aslında. Evet, buyurun Aydan Bey, sizden dinleyelim. Yaşar Yanım'la kendisinin de belirttiği gibi tanışıklığımız Balkan Türk Siyaset içindeki Balnet grubundan kaynaklanıyor. Tabii birbirimizi bir takım yerlerde görmüş olabiliriz ama tanışıklık başka bir şey. Konuşmak, evet, anlaşmak, bazı noktalarda buluşup birlikte hareket etmek. Kendisi bana Bursa Fashion Week, ilk defa düzenlenecek olan Bursa Fashion Week'te hem jüri üyeliğini hem de ödül sponsorluğunu, üçüncü sponsorluğunu teklif etmişti. Ben de şartsız kabul ettim, sıkıntı yok. İki hafta önce onu gerçekleştirdik. Çok da başarılı bir organizasyon. Mükemmeldi. Mükemmeldi. Tebrik ediyoruz tam bir, öncelikle. Evet, yani Yaşar Hanım oraya damgasını vurdu, öyle söyleyeyim yani. Evet. Kendisi çok çok üzülüyorum. Çok değişik, çok avantgard gözüken bir insan. Belki bu hani algı çok farklı bir şey tabii ama
İçinde inanılmaz titiz ve çok içten bir insan. Onu da yarışmada çok net gördüm ben açıkçası. Bir de zaten yakın ilişkiler içerisinde bulundunuz mu? Direkt karşıdakinin karakterini analiz edebiliyorsunuz değil mi? Evet. Yani o görünümün altında aslında çok daha farklı karakterler, çok daha farklı kişiler olabiliyor. Evet. Evet. Aslında şey çok önemli Süheyla Hanım, şimdi davet etmiş olduğunuz arkadaşlarınız, dostlarınız ve o grubun içinde görev alacak kişilere mahcup olmamak çok önemli. Çok büyük, önemli bir sorumluluktur bu. Çünkü bakın koşulsuz ve şartsız orada oluyoruz dedikleri zaman Aydan Ay'ın ve keza İstanbul'dan da gelen çok önemli bir grupla biz çalıştık hep beraber. Tabii ki orada yapmış olduğumuz çalışmalarınızın bütünlüğü ve kalitesi çok önemlidir. O gayret ve çaba benden ziyade herkeste vardı. Onun için benim kendi ismim telaffuz edilirken birazcık mahcup oluyorum. Çünkü bu şey gibi diyorum ben, bir yapmış olduğunuz iş, bu ister kendi branşınızla olsun, isterse projelerle olsun, bir evin kolonları gibidir. Bir kolon bir yerden çöktüğü zaman başarı elde edemezsiniz. Onun için tüm grup muhteşemdi. Ben tek tek, yani bütün sponsorlarımız da zaten bize, ama ilk başta fikrin beraber çıktık yola. Burada aslında ben değil, yine hep biz olmak olgusuna biz olmak, önem veriyoruz önemli. Değil mi? Peki hemen ardından şu soruyu yönlendireyim. Ondan sonra da o cevaplarınızı bekliyorum. Aslında sizi ilk programa davet ettiğimde bir ricam vardı. Dedim ki Yaşar Hanım, ben sizden iki konuğunuzla birlikte programa gelmenizi arzu ediyorum. Sağ olsun kırmadı. Hemen dedi, ben size iki isim vereceğim ve hemen verdiğiniz isimler Demet Orhan ve Aydan Ay oldu. Neden? Onlar da takdir ettiğiniz, beğendiğiniz taraflar evet. Neler? Yanlar neler? Şimdi normalde çok teşekkür ediyorum. Zaten davet ederken de biraz mahcup oldum. Çünkü program sizin, ama sizin programınızın konsepti bu olduğu için daveti benim getirmem gerekiyordu. Fakat şeydir, hep yapılan işte programlarda nasıl bir mesaj verebiliriz, nasıl daha iyi bir konunun üzerine eğilebiliriz diye düşünüyorum. Hangi alanda daha etkili olur diye düşünerek tabii ki böyle karar verdik, ama o kadar güzel oldu ki çok mutluyum ve çok keyifliyim ben. Çünkü benim branşım moda tasarım ve bir sanat dalıdır moda tasarım. Keza Demet Hanım'ın da zaten bir tiyatro sanatçısı ve sahnede kostümler, evet. Duygular veya işte bir şekilde ifadeler, o da farklı bizim branşımıza yakın, en azından sanat anlamında. Aydan Ay da zaten bir sanattır. Biz kumaşla sanat yapıyoruz. Oysa çok daha ciddi bir iş yapıyor ki kişi şekillendiriyor diyelim o zaman. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Güzel dostlarımla bir arada olmaktan çok mutluyum. Kesinlikle biz de çok mutlu olduk. Ben şimdi Demet Hanım'a sormak istiyorum. Yaşar Hanım, şöyle bir değerlendirin desem. Neler söylersiniz? Bize onda özellikle hani Yaşar Hanım'ın bu tarafını da çok beğeniyorum. Ya da bu noktasını gerçekten takdir ediyorum dediğiniz noktalar nelerdir? İnsan ilişkileri çok güzel. Aslında iyi bir gözlemci. Hı hı. Yaptığı işin arkasında durabilen bir insan. Çok da zarif bir insan aynı zamanda. Yani başlıklar bunlar olabilir. Ama ben biraz şikayet edeyim. Neden? Şikayet edeyim. Şimdi evet, sözünüzü alıyoruz ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Demet Hanım'a, tabii ki biliyorsunuz, herkesin muhakkak yönden verilmiş sözleri var. Demet Hanımcığım da şey var, ben ciltimle ilgili bir bakım yaptıracağım, bilmem ne kadar zaman öncesi randevu aldım, acaba ne olur? Dedim ki Demet Hanımcığım, ciltten ziyade televizyon programımız çok daha önemli, lütfen yaptım. Lütfen gidelim dedi ve ben de kırmadım. Evet, hemen onu da al, ben açıklayayım. Benim bugün bir cilt bakımı randevum vardı. Onu mu iptal ettin? Güzelleşmeye ihtiyacım var dedim. Süper. Bir cilt bakımı randevusu aldım ama onu artık pazartesiye erteledim. Evet, bir iki günden hiç. Umarım bir sonraki televizyon programında daha bakımlı ne güzel. O sen çok güzel görünüyorsunuz. Evet. Aydan Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Yaşar Hanım'ı değerlendirdiğiniz zaman, Yaşar onu da takdir ettiğiniz. Hem işinde çok titiz ve başarılı bir insan, hem de bence toplum için önemli bir figür. Şimdi bazı insanların eline meşaleyi alması gerekiyor. Yani karanlığa karşı savaş açmanız için ışık lazım. Ve herkes karanlığa girecek cesaretli değil. Ben Yaşar Doğan'da gördüğüm şey,
Hem güçlü bir insan, cesur bir insan, hem meşaleyi alıp karanlığa dalacak kadar da cesaretli bir insan. Bunu seviyorum. Bir makro planı var. O makro plana uyuyor. Ekibini de çok iyi, hem motivasyon hem kontrol anlamında da çok güzel idare ve sevk ediyor. Bir de tabii öz olarak güzel bir insan. Yani hayvanlara olan, ne bileyim, çocuklar, yani yaşayan, yaşamayan, güzel olan, olmayan her şeye karşı içinde sevgi duyan bir insan. İnsan yani. O, evet. Öyle bence. Ne güzel cümleler duyuyoruz. Nasıl güzel sözler. Estağfurullah. Ben bunu görüyorum. Bu da çok güzeldi. Peki biraz mesleklerinize dönelim istiyorum. Şimdi bir modacı, bir tiyatrocu ve bir uzman cerrah. Bu meslekleri tercih ederken bunları neden konuşuyoruz aslında? Gençlerimize de bir noktada örnek olmak istiyoruz. Mesleği severek yapmak mı, yoksa işte bu mesleği yaparsam şöyle çok kazanırım düşüncesiyle mi hareket etmek lazım? Bir mesleği sahiplenirken olmazsa olmazları neler olmalı insan? Neden modacı oldunuz? Neden tiyatro sanatçısı oldunuz? Neden doktor oldunuz? Buyurun, yine sizden başlayalım. Çok etkilendim konuşmalarınızdan. Çünkü sevgiyle yapılması her şeyin de başlangıcı sevgidir. Sevginin olmadığı hiçbir yerde ben bir şeylerin yeşereceğini, başarı elde edileceğini hiç inanmıyorum. Bu ister duygu olsun, ister iş başarısı olsun, ister aile olsun, ister ülke olsun, ne olursa olsun en başında sevgi geliyor. Ve tabii ki yapılan her şey, özellikle iş konuşuyorsak da sevgiyle yapılması gerekiyor. Özellikle işimde sanki ki kimliğimde birkaç kişi barındırıyorum varcasına kendim bunu da bariz görüyorum ve çok hızlıca format değiştirebiliyorum. Neden? Çünkü bir iş kadını çok farklı bir şey. Orada çok titizlikle hareket ediyor olmanız lazım ki size sizin bir şekilde nasıl diyelim, hizmet etmiş olduğunuz kişileri en iyi şekilde cevap veriyor olmanız lazım. Ama bu bir ekip işi. Ekip işi olduğundan dolayı ekibinizden bir tanesinin de hata yapma şansı yoktur. Onun için emin olun ki çalışmalarımda diyorum ki biz, bakın, diyelim ki bir gelin giydiriyoruz. Gelin çok önemlidir bence. Çünkü küçücük yaştan bir kız çocuğuna sorduğunuz zaman ne olacaksınız büyüdüğünüz zaman diye, gelin olacağım der kız çocuğu. Erkek çocuğu da asker olacağım der. Bakın, gelinlik hayali oradan başlar. Evet. Ve sizi onu mutsuz etme şansınız yoktur. Onun için nakışlardaki bir tane incinin ve boncuğun dizildiği kişiye dahi diyorum ki sevgiyle bunlar yapılacak. Asla of diyerek iş yapılmaması gerekiyor ki yapılmıyor. Benim öyle bir şartım var iş yerimde. Onun için başarı, çok titiz olmak, sorumlu olmak, disiplinli olmak ve ekibinizi çok iyi yönetmekle alakalı ve insan ilişkilerinde çok iyi koordine edip de yine yönetiyor olmak çok önemli bence. Demet Hanım'a döneyim diyorum. 20 yılı doldurmuş bir sanatçı. Sizinle konuşmuştuk bu konuda. Olarak. Ben de sevgisiz asla olmaz diyorum. Yani bir mesleğiniz varsa, bu mesleği bir iş olarak yapıyorsanız, yani bir işiniz varsa öncelikle sevgi. Yani o işi sevmek durumundasınız. Ben de yeniden dünyaya gelsem başka bir meslek seçebileceğimi asla düşünmüyorum, hayal edemiyorum. Ha, belki şarkıcı olmak isterdim, daha geniş bir kitleye hitap edebilmek için. Ama ilerleyen dakikalarda sizden bir şarkı alacağız zaten. Şarkı mı alacağız, şiir mi dinleyelim? Şiir dinleyelim, daha kolay olsun. Evet. Ama keşke sesimizseydik, bak. Yani evet, kesinlikle mesleğinizi sevmeniz gerekiyor. Evet, 20 yıl olmuş benim de meslek hayatımda bu yıl. Yani oyunculuk, tiyatro oyunculuğu nasıl bir şey diye sorarsanız, her şey aslında hayal etmekle ya da bir oyunla, taklitle başlıyor. Yani birçok konuda bakıyoruz, hani bir hayale dayandırıyoruz, yine hayallerimiz diyorsunuz, bir şey diyorsunuz ve biz de doğduğumuzdan beri en çok bir oyunla gelişiyoruz. Yani bir şeye benzemeye çalışma ya da bir şeyi taklit etmeyle gelişiyoruz, öğreniyoruz. Varoluşumuzun temelinde var aslında
taklit etmek, öğrenmek. Ben bunu iş olarak yapıyorum ve mesleğimi çok seviyorum. O kadar güzel. Güzel bir kurumda çalışıyorum. Devlet Tiyatrosu her zaman için Türkiye'de birçok ilimizde var ve Bursa'da ilk yerleşik tiyatronun kurulduğu, bölge tiyatrosunun kurulduğu şehrimiz. Ben aslında İzmirliyim ama 2000-2001 sezonundan beri Bursa'da çalışıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ekim ayında açıldı sahnelerimiz. 4 tane yeni oyunla başladı. İnşallah biz de en yakın zamanda oyununuzu izlemeye mutlaka geleceğiz. Evet, onu da konuştuk. Ben önümüzdeki hafta Salı Cumartesi arası Sera'yı Evlendirmek diye bir oyunum var. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda saat 20'de başlıyor. Ve hep birlikte olacağız diyorum bir akşam. Evet, sizinle orada birlikte olacağız. Zevkle izleyeceğiz. İnanıyorum. Ben şimdi Aydan Bey'e tekrar sorsam. Yaşar Hanım, Demet Hanım oldukça güzel şeyler söylediler. Sizin ekleyecek olduğunuz, yani şu da olmazsa olmaz, bu meslek yapılmaz dediğiniz noktalar var mı? Çok çalışılmazsa, çok emek verilmezse bir şey olmaz. Yani tabii ki sevmek çok önemli. Arkadaşlarım da çok emek vermiş insanlar. Ben cümle arasında onu yakalayamadığım için onu söylüyorum. Sadece ona ekliyorum. Emek, emek, emek. Çünkü emek sizi bir noktaya getirecek. Ve ondan sonra zaten siz denizin üzerindeki yelkenli gibi kayarak gideceksiniz. İkisi de o noktaya gelmiş insanlar. Tebrik ederim. Burada şu bakış açısını hemen eklemek istiyorum. Biraz kadın bakış açısı olsa gerek. Siz tabii erkek olarak burada bunu yakaladınız. O kadar çok manevi olarak sevmişler ki verdikleri emeğin farkında değiller aslında. Evet. Verdikleri çabanın, yılları kat etmenin aslında nice zorlukları olmuştur. O noktaya da değineceğiz ama galiba severek yapıldığı zaman insana zor gelmiyor. Evet. Üstelik enerjiniz artıyor. Değil mi? O çalışma içinde, o rutin içinde ne kadar yoğun olursanız, ne kadar çok emek harcarsanız, ne kadar çok çalışırsanız herhalde vicdanen, ruhen çok daha rahat oluyorsunuz ve daha sağlıklı, daha hoş bakabilen bir hale geliyorsunuz. Ve en önemli noktayı kaçırıp çalışmak çok önemlidir diyemeyebiliyorsunuz. Evet. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Buyurun lütfen. Yani biraz espiritüel dilli olacak. Lütfen. Yani hem sevdiğimiz işi yapıyoruz hem de üzerine para veriyorlar. Çok hoş bir şey yani. Değil mi? İşin güzel tarafı bu yani, zaten. Çünkü evet, bunu az önce benim de aklımdan geçip söyleyememiştim. Hani vardı ya, neydi? Bir Çin atasözü var. Şimdi tam hatırlayamadım ama ekipten yardımcı olurlarsa. İnsan sevdiği işi yaptığı zaman çalışmış sayılmazmış zaten. Bir o var, bir de şey var. İşte ömür boyu mutlu, işte bir ay mutlu olmak istiyorsanız şunu sevin. Efendim vesaire vesaire. Bir yıl mutlu olmak istiyorsanız gibi o böyle devam eder. Ömür boyu içinde işinizi sevin diye bir gidişat vardı. Ben de çok mutluyum işimi yapmaktan. Zor süreçleri oldu tabii. Tıp öğrenciliği kolay bir şey değildi. İhtisas daha da zordu. Deyim yerindeyse cıvatalarımız oynadı yani. Zor zamanlardı. Değil mi? Devlet hastanesi oldukça yoğun bir deneyimdi. Şimdi artık daha işin kremasındayız galiba. Sadece sevdiğimiz şeyleri yapıyoruz belki de. Çok daha mutluyum şu an yani, öyle söyleyebilirim. İşin zorlukları dediniz. Aslında ilk bölümümüzün hemen sonuna geliyoruz ama ben bu noktada hazır siz değmişken sormak istiyorum. Özellikle sizin mesleğinizde zorlandığınız noktada, belki de ilk zamanlarda çok zorlandınız. Nasıl aştınız o zamanları? Kimden destek aldınız ya da neyi düşündünüz, ne yapmanız gerekti? Nasıl es verdiniz? Şöyle, bir mesleğimiz vardı. Bunun bilincine vardık. Yani bu mesleğin içinde iyi ve kötüler vardır. Kolay ve zorlar vardır. Acı ve keyifli anlar vardır. Hepsinin hakkını vererek yaşamak gerekiyor. Yani unutamadığım çok anı var tabii. Ağladığımız da oldu. Sevinç çığlıkları attığımız da oldu. Hep aklımda kalan şeyler yalnız çocuklarla ilgili şeyler oldu, kötü şeyler. Hala böyle yani bir çocuk ameliyat etmek istemem açıkçası. Bana acı verir. Onun dışında her şeye alışılıyor, onu söyleyebilirim. En başta tabii en zor gelen şey, mesleğin özellikle en başlarında yaralanmış insanları görmek çok zor geldi.
Çünkü bir tıp fakültesi öğrencisiyken o kadar yaralanmış insanları görmüyordunuz. Yani birebir yaşamıyordunuz o anları değil mi? Birebir yaşamıyordunuz. Onların pansumanlarını yapmıyordunuz vesaire vesaire. Ama birden trajediyle karşılaştınız. Tabii tabii karşılaştınız. Mesleğe başladığınız andan tabii, itibaren. Yaşam o ana kadar şeydi, çok renkliydi ama bir baktınız sürekli siyah tonlar var, sürekli kapkara tonlar var. Hiç ama vazgeçmeyi düşündünüz mü? Hiç düşünmedim. Ne mutlu. Çünkü dediğim gibi bir bilinç olması lazım. Yani bu günler geçecek, güneş buluta girmiş olabilir ama yine çıkacak bir gün. Onu bilmiş olmak veya tahmin etmek, olacağını arzu etmek bunlara dayanma gücü sağlıyor. Herkes için öyle. Yani Demet de muhtemelen dans ederken ayakları acımıştır. Yaşar Ayan'ın eline iğneler batmıştır ama o hedef işte, hedef yani motivasyon, o sizi güçlü kılıyor. Aslında ben öyle bakıyorum. Aslında çok güzel bir sözümüz vardı. Zahmet olmadan rahmet olmaz derler. Aynen, ya. Olmaz. Çok doğrudur evet. Bu. Zaten bunu düşündüğünüz noktada diyorsunuz ki evet bir gün bir başarıya ulaşacağım. Ya da şunu sorabilir miyiz? Başarmak nedir? Başarmak, başarmaya niyet etmek midir? Başlamak mıdır? Adım atmak mıdır? Yoksa sonucunda çok büyük artılar kazanıp evet ben yaptım bu işi de hakkından geldim demek midir? Buyurun, hazır size vermişken sözü sizden ben devam edeyim. Edeyim. Sizden devam edeyim. Peki. Şöyle, başarı hem benim içime sinmeli hem de takdir edilmeli. Takdir edilen bir başarı çok hoş bir şey. Şimdi Demet Hanım tiyatroda oyununu oynuyor. Çok iyi oynadığından emin. Hakkını verdi. Zor da bir rol. Ve o çılgın alkış var ya. İşte o. Yani o başka bir, o hayata hayat katmak. Veya geçen hafta Fashion Week'te olduğu gibi Yaşariye Doğan'ın alkışlanması. Bu yani. O biliyor en iyi yaptığını veya kendisi için en doğruyu, en güzelini ama takdir edilme hissi başarının içinde mutlaka olması gereken bir şey. Öbür türlü yalnız kalıyorsunuz. Yani bir yer buruk kalıyor. Bizi zaten hani alkışlar yaşatıyor. Yani Yaşar Yenim'i alkışlar, Demet'i alkışlar, işte bizi Allah razı olsun doktor beyler. Yani budur. O dendikten sonra zaten siz yeniden doğmuş oluyorsunuz. Evet. Geceleyin başınızı yastığa koyduğunuz zaman duymuş olduğunuz o vicdan rahatlığı herhalde. Evet. Ve yaptım diyebilmenin, en azından güzel şeylere vesile olabilmenin o öz verisi herhalde en büyük ödül mü diyelim? Tabii yani bir yerde siz elinizden gelen emeği harcıyorsunuz. Ve belki de eksikleri olduğunu düşünseniz bile bir oh diyebiliyorsunuz. Hele bir de bu takdir ediliyorsa bir teşekkürle ya da bir alkışla, ondan güzeli yok. Peki Demet Hanım, sizin özellikle başarı yolunda en büyük desteğiniz ne oldu? Ya da en büyük düşünce tarzınız neydi? İşte yorulduğunuz zaman hiç dediniz mi? Yok, bu iş bana göre değil. Başka bir iş düşünebilirim gibi bir düşünceniz oldu mu? Yok, ya da olmadı. Öyle hani yorulduğunuz zamanlarda diyelim ya da endişeye kapıldığınız olduysa eğer nasıl kotardınız? Yani benim için en büyük kaygı ne olabilir? Bir engel olabilir. O engel ne olabilir? Sağlık problemi olabilir. Aslında en önemlisi o benim evet. Mesleğimde. Çünkü sizin bize için okul hayatında İlk öğrettikleri şey, ölmedikten sonra sahneye çıkacaksınız. Show must go on yani. Asla show durmamalı, devam etmeli. Öyle bir hakkınız yok. Ama tabii ki biz de insanız ve hasta olabiliyoruz. Herhangi bir problem yaşayabiliyoruz. Özellikle kulak, burun, boğaz problemleri değil mi? Kışın grip vesaire ve oynadığımız bir dönem. Ama elimizden geleni yapıp, toparlanıp sahneye çıkıyoruz ve ben sahnede hiçbir zaman ne bir ağrı hissettim, ne bir acı hissettim. Ama sahneden indiğim anda bir antren varsa, giriyorsam ay ölüyorum, sesim çıkmıyor, sesim çok kötü değil mi diyorum. Arkadaşlarım diyor ki yok hayır gayet iyi çıkıyor sesin. Ve sahneye çıkıyorum yine evet sesim kaldığı çıkıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Aynen. Edeceğim. Üstelik ben yıllar önce sahnede de bir kaza yaşamıştım. Ayak bileğim burkuldu ve kırıldı. Ve 3,5 saatlik bir oyundu.
Orkestra diye bir oyun. Bursalı seyircilerimiz çok iyi bilirler o oyunu. Hala sorarlar oynamayacak mı diye. 4 sezon oynamıştı. O oyunda ikinci perde başında kırdım ayağımı ve bütün ikinci perdeyi kırık ayakla oynadım. Kırık ayakla oyuna evet. Devam ettiniz. Ama hemşirelerimiz var. Ben çıktım. Bir sahne makinisti abimiz vardı. Muzaffer abi dedim ayağımı kırdım. O bana yardımcı oldu. Hemen bir sprey, bir bandaj. Sonra tekrar geldim sahneye derken böyle bütün tablolar boyunca bu şekilde tamamladım oyunu. Ama sonra hastaneye tabii. İşte başarı kolay olmuyor. Bu da en güzel kanıtlarından, ispatlarından biri. Şimdi Yaşar Hanım size sorsam. Çünkü oldukça verimli geçen yıllar var ama iç yüzünü siz biliyorsunuz. Neler yaşadınız, zorluklarla karşılaştığınız oldu. Siz bu noktada nasıl atlattınız, nasıl altından kalktınız? Zorluk gibi görmüyorum. Hayatta bir şeyleri gerçekten yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir görev gibi düşünüyorum ama disiplin kesinlikle yapı itibariyle sorarsanız son derece bir disiplinli bir yapım var benim. Bu ister ücretli olsun, ister ücretsiz olsun. Verilen sözler benim için kanundur. Tabii ki rast gitmesi, bir şeylerin çok iyi oluyor olmasının bir çabasını gösteriyoruz. O ayrı bir konu. Ama işim ayrı. Verilen sözler mesela biz çünkü çok yönlü, ben bunu söylemek istemiyorum ama sosyal projelerde de çok emek sarf ediyoruz ki oradan hiçbir bize özellikle madden bir getirisi yok. Ama bir görev gibi görüyoruz onları. İşimizle alakalı açıkçası şöyle bir şey görüyorum. Mesela bir yola çıkarsınız, önünüzde çok önemli bir dağa çıktı. Başaramazsınız, geçemezsiniz. Çünkü muhakkak ki yaşamın içinde engeller vardır. Fakat nasıl aşabilirim, nasıl ben daha ileri yürüyebilirim planları başlar bende. Çünkü oradaki engeli engel gibi görmem. İleri yürümeliyim oluyorum ve hemen B veya C planlarını tasarlarım. Tabii ki şimdi şöyle bir durum vardır. Dümdüz yürüyorsunuz. Dümdüz yürürken her şey çok güzel gidiyor ama önünüzde kocaman bir dağ var. Düşünün o sizin düz yürümenizi engeller ve evet. Siz onun sağından veya solundan aşmak durumundasınız. O da nedir? Zaman aşımı demektir ama sizi geri dönmeniz için bir sebep değildir o. Onun için yaşamımdaki normal hayata bakış açım böyledir benim. İlk önce Tanrı'dan sağlık isterim, sıhhat isterim ve huzur isterim. Ben birçok zaman mutluluklar dilim. Mutluluğun içinde mutluluk bir demettir. Nedir? İş başarısı, sağlık, sevgi, aile. Ailesi evli olmayanlar için dost, sevgili, her şey. Onun için mutluluğu her yerde yakalıyor olmamız lazım. Ailemizde sadece tek başına mutlu olup da işimizde başarılı değilsek mutlu insan olacağımıza inanmıyorum. Burada hemen bir virgül koyalım. Kısacık bir reklam arası verelim. Ondan sonra yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili Keyifli Sohbetler izleyicileri, kısacık bir reklam arası, ardından yine sizlerle birlikteyiz.